Şimdi önce köftemizi yoğurmakla başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine kıymamızı koyalım önce. Bunun içerisine şimdi bir miktar zerdeçal koyuyorum. Yumurtamızı da kıralım. Bu arada tuz ve biberi unutmayalım. Tuz ve biraz da karabiber koyuyorum. Pirincimi ekleyeceğim şimdi. Ve biraz da bulgur ekliyorum şimdi. Kuru soğanı rende yapacağım. Köftenin içerisine koymak için. İnce tarafıyla rendeleyebilirsiniz. Suyunu alacağımız için kuru soğanı. Şimdi bu rendelediğimiz soğanımızı da köftenin içerisine ekliyorum ve suyunu alıyorum. Şimdi sıra geldi maydanozumuza. Maydanozumuzu da ince bir şekilde doğrayalım. Şimdi yoğurmaya başlayabilirim. Köftemizi yavaş yavaş yoğuruyoruz. Bu sırada da şimdi salçalı bir sosumuz var. Bu sosun içerisinde pişireceğim köftelerimi. Bunun için tereyağımı tencerenin içerisine ekliyorum. Salçayı da ekleyerek güzelce kavuracağım ilk önce. Patatesimiz var. Patatesimizi de hazırlayalım. Soyacağımızla kabuklarını alıyorum patatesin. Patatesimizi de güzelce yıkıyoruz. Bu arada tereyağımız da güzelce eridi. Salçamızı da ekleyelim içerisine. Güzelce karıştırıyorum. Salçayı biraz çiğliğini atması için tereyağını da güzelce kavuruyorum. Evet, köftelerimiz de güzelce yoğruldu. Evet, salça güzelce kavruldu. Bunun içerisine şimdi suyumuzu ekliyoruz. Sıra geldi patatese. Patatesimizi de ortadan ikiye kesiyoruz. Ve 3-4 parçaya kestikten sonra patateslerimi kuşbaşından biraz daha küçük olacak şekilde doğruyorum. Şimdi doğramış olduğum bu patatesleri de sosun içerisine ekliyorum. Yavaş yavaş pişerken şimdi sıra geldi köftelerimizi şekillendirmeye. Şimdi bu köftenin en önemli özelliği iri bir şekilde yapılması. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparabilirsiniz. Ve bu şekilde güzelce yuvarlıyoruz ve tabağımızın içerisine diziyoruz. Evet, son kıymamızı da yaptıktan sonra şimdi bu hazırlamış olduğum köftelerimi kaynayan sosun içerisine bırakıyorum. Şöyle hafif karıştırıyorum. Çok hızlı değil, dağılmamaları için. Kapağımı da kapatıyorum. Ortalama 25-30 dakika kısık ateşte, çok yüksek ateşte değil, köftelerim pişecek. Biraz da sosundan ve patatesinden koyalım.